anne. Korkma canım. Bunların hepsi senin suçun. Abi. Sen benim kardeşim değilsin, anladın mı? Kardeşim değilsin. Sen bu ailenin evlatlık aldığı... Yeter! Merhaba karıcığım. Senin ne işin var burada? Ne olur affet beni canım. Bir daha üzmeyeceğim seni, söz veriyorum. Ay bırak beni! Ender! Nereye gidiyorsun? Sevgilinle mi buluşacaksın ha? Söyle. Hoş geldin. Bundan sonra kadınlara el kaldırmayacaksın. İçimizdeki hainleri temizlemeliyiz. Cesen. İçimize kadar soktuğun Haçlı'yı hala bulamadığını duydum. Selvi Anlı. Bu işi bitmiş sayalım. At silahını. Necati. İçeriye haber ver. Ziyaretçimiz var. Teslim ol. Abi lütfen buraya giremezsin abi. Abi altında kalacağız abi. Ne olur abi lütfen. Ne oluyor burada? Kızınızı getirdim. Söz verdiğim gibi. Son olay büyük darbe oldu. Artık bunları yaşamamalıyız. Birlikte misin, değil misin? Yarın Ezo bu adreste yazılan saatte seni bekliyor olacak. Ölmeden seni buldum Ezo. Aile. Ezo'm sen ol. Esmer. Sen misin gerçekten Ezo? Rüyada mıyız? Ezo. Ezo sen misin? Esmer. Esmer rüyada değiliz. Ben Ezel'im. Ömrüm bu anı beklemekle geçti. Günaydın Aylin. Günaydın canım. Hadi gel kahvaltını yedireyim. Annem iyidirsin. Annem gelsin artık. Asiyeciğim bir tanem. Bu seferlik ben yedireyim olur mu?
Burada mıydın? Ben de seni arıyordum. Bir şey mi oldu? Odama gel konuşalım. Önce Asiye'ye kahvaltısını ettireyim, ondan sonra da gelirim. İyilik meleği sanıyorsun değil mi kendini? Kapının önünde bekliyorum seni. Ben şimdi geliyorum. Tamam mı? Emine, Asya'nın kahvaltısını verir misin? Tabii Aylin Hanım. Efendim abi. Bu kızın bakımını biz mi üstlendik? Anne babası ölünce sahip çıkan olmadı. Tek başına kimsesiz kaldı yavrucak. Burası çocuk esirgeme kurumu mu? Ömür boyu burada mı kalacak bu kız? Ayrıca sosyal hizmetlere bildirmemişsin hala. Küçücük bir kıza iki gün baktık diye iflas edecek halimiz yok herhalde abi. Sana iki gün zaman veriyorum Aylin. Bu işi hallet, yoksa ben çözerim. Ayrıca kızın şansını engelliyorsun. Belki o da senin gibi iyi bir aileye düşer. Seni bulmadan ölmeyeceğime söz vermiştim. Sözümü tuttum. Ne kadar çok şey var konuşacağımız. Ama hani yıllardır tek bir anı beklersin. O an gelmeyecek sanırsın. Sonra bir mucize olur. Tıpkı bizimki gibi. O an ne anlatacağını, ne diyeceğini bilemezsin. Şu ana dek mucizelere inanmazdım. Ama hayatımın mucizesi karşımda duruyor. Biri posta kutuma bir mektup bırakmış. Esmer'i bulmak istiyorsan diye başlayan. Bak Ezo, bu misketi senin için yutacağım. Tıpkı gözlerine benziyor. Masmavi. Bak Ezo, ışığa tutup bakınca içi rengarenk, ışık ışık oluyor. İşte geçmişimiz Esmer. Senle olan bağımız. Bunu bana verdiğin gün hatırlıyor musun? Bir gün seni bulup da bak bunu hala saklıyorum Esmer demenin hayaliyle geçti senelerim. Her baktığım yüzde seni aradım. Her geçtiğim yolda bir iz var mıdır diye seni sordum Ezo. Bir ölüydün. Şimdi nefes almaya başladım. Bunu artık sahibine verme zamanı geldi. Hemen geliyorum. Hı hı. Aylin? Beni özlediğini düşündüm. Özledim. Ben seni görmek istiyorum Sinan.
Yani tabii istersen. Orada mısın? Evet, buradayım. Sinan? Kiminle konuşuyorsun sen? Müsait değilsin sanırım. Kapatıyorum. Hayır. Bir saat sonra arayacağım seni. Neredeyse oraya gelirim. Peki. Görüşürüz. Kimdi o? Yürüyelim mi biraz? Olur. Taşınmış İstanbul'dan. Bana başka bir bilgi veremez misiniz? Yavruma bu kadar yaklaşmışken. Lütfen bana yardımcı olun. İnanın elimden geleni yapıyorum Roza Hanım. Araştıracağıma söz veriyorum. Siz numaranızı bırakın. Buraya adresimi ve telefonumu yazıyorum. Haber bekliyorum sizden. Merak etmeyin. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin Ezel'cim. Hoş bulduk. Nermin abla yok mu? Yemeğe çıktı, gelir birazdan. Size bir şey danışmaya geldim. Nedir? Ah, hoş geldin Ezel'cim. Hoş bulduk Nermin abla. Otursana. Nermin abla da geldiğine göre konuya girebilirim. Hayrola kızım? Ben evlat edinmek istiyorum. Tebrik ederim Ezel'cim. Bir çocuğun hayatını kurtaracaksın. Ancak eşinin de onayını almalısın. Bu zor ve uzun bir prosedürdür. Ama ben boşanıyorum. Benden boşanıyor. İnanamıyorum. Bu defa inanamıyorum. Ne bekliyordun? Bir gün uyanacaktı. Nereye kadar dayanacaktı yaptıklarını? Bana yardım edeceksin. Aylin benden ayrılamaz. Benden bu kadar Ender. Zaten son numaranla Aylin'le aramı yeteri kadar bozdun. Sence Aylin'le aranı bozacak daha önemli nedenler yok mu? Bunu yapamazsın. Sence kaybedecek bir şeyim kaldı mı? Ne istiyorsun? Aylin birinden ya da bir şeyden güç alıyor. İyi tanırım onu. Korkaktır, zayıftır. Onu güçlü kılan bir şey var. Bu defa ailesi de yanında. Sana karşı. O zaman ailesini karıştır sen de. Omzun geçti mi oğlum? Yok bir şeyim. Zaten kurşun sıyırıp geçmişti. Nereye gideceksin buradan? Uğramam gereken yerler var. Ne oldu, bir şey mi lazım? Yok. Bir şey falan lazım değil. Hadi sor da rahatla Fatoş. Annen o gün gelen kızı merak ediyor oğlum. Yok canım, ne diye merak edecekmişim? Arkadaşım arkadaştır işte. Arkadaşımın adı Yasemin anne. Doktor. Ve aramızda tahmin ettiğin gibi bir şey yok. Olabilir de canım. Sağlıklı aslan güdelik anlısın.
Başka manada da arkadaşın olacak oğlum. Biz karşı değiliz, yanlış anlama. Benim yanımda Nazlı'dan başkasını görmek seni üzmez mi anne? Sen de bizim çocuğumuzsun oğlum. Senin mutlu olman bizi de mutlu eder. Tabii ya. Hem güzel, iyi bir kıza benziyordu. Güzel kız ama benim için önemli olan başka biri var. Buyurun Yasemin Hanım. Hayrola? Ben özür dilemeye geldim. Olanları biliyorsunuz sanırım. Aile meselelerine bu kadar girmek istemezdim ancak oldu işte. O kadar çok şey oldu ki. Hangisinden bahsediyorsunuz? Ender'le Aylin meselesi. Ben onların ayrılmasını istemediğim için, Ender'in karısını çok sevdiğine emin olduğum için bu yalana alet oldum. Ne sevgi ama, değil mi? Ender gerçekten evliliğini kurtarmaya çalışıyordu. Ancak Aylin'in Ali ile olan ilişkisini öğrenince bir koca olarak... Bir dakika, bir dakika. Ne ailesi? Ne diyorsunuz siz Allah aşkına? Ben aralarında bir ilişki olduğunu sanmıyorum. Ancak Ender öyle düşünüyordu. Ben her şey için özür dilerim. Ender'e yardım ederken tek amacım onların mutluluğuydu. Anlıyorum. Bunda sizin bir suçunuz yok. Ha bu arada kızınız için de çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Maalesef gençler arasında bu kötü alışkanlıklar hızla artıyor. Anlamadım. Hayale bir şey mi oldu? Ondan da mı haberiniz yok? Ay inanmıyorum. Ne çok bot kırdım ben bugün. Ne oldu Hayale? Sanırım arkadaşlarıyla eğlenirken yani... Bunları benden duymayın isterseniz. Yakışmış. Özel bir nedeni mi var yoksa? Evet. Hoş geldiniz. Ne içmek istersin? Bir kahve alayım. Sinan iyi misin sen? Bir gariplik var sende. Dalgınsın. Burada değil gibisin. Yo. Sen nasılsın? İyiyim. Uzun zamandır hiç bu kadar iyi olmadım. Nedenini biliyor musun? Neymiş? Sen. Sinan, iyi ki varsın. Ne bu be? Timur, lütfen sakin ol. Bak senden saklanan bir şey yok. Ya bırak Nedret. Bırak Allah aşkına. Daha ne olsun? Benim niye hiçbir şeyden haberim olmuyor? Timur. Timur. Bırak, Çuçuk Hanım yoldan çıkmış. Başına bir sürü belalar almış. Olanların tek suçlusu kim? Tek suçlusu sensin, sen. Ama Timur, beni dinlemiyorsun ya, ki. Bir rahat bırak ya. Yeter canım. Selçuk şu oğluna bir şey söylesene. Oğlum sakinleş biraz.
Bu olanlarda hepinizin payı var, anladınız mı? Şımarttınız bu çocukları, böyle tepemize çıkarttınız. Beni de delirttiniz. Bana bak Timur, sınırlarını aşma. Ne o anne? Vuracak mısın bana yine ha? Al, al. Aa, yeter artık be. Bak Timur, bağırmak, kavga etmek çözüm getirmez. Bu sorunu konuşarak halletmeliyiz. Al, al şu kızını hadi. Al şu kızını hadi, Timur. Gidiyoruz. Timur! Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Otur Timur. Ya, öyle mi? Kim engel olacak? Bu benim ailem. Ve benim kurallarımla yaşayacak. Beni sayacak, bana saygı gösterecek. Kalk, kalk. Yürü annenle dışarıya. Aynı yaptığını benim kızıma yapamayacaksın anne. Ne biçim konuşuyorsun sen? Hemen çık git bu evden. Git! Hadi Nedret, yürü. Yürü. Yürü, yürü, yürü! Kabus gibi bir evlilikti. Önceleri böyle değildi. Sonra sanki başka biri olup çıktı. Onca yıl nasıl katlandı Ender'e? Neyse. Neyse ki bitti. Bundan sonrası her şey daha başka. Daha kolay olacak. Kararlı mısın? Yani ayrılmaya. Hiç olmadığım kadar. Özgürlüğümü hiç bu kadar istememiştim. Çocukluğumdaki kadar mutlu, onun kadar özgür olmak istiyorum. Neden o kadar mutluydum biliyor musun? Çünkü iki tane meleğim vardı benim. Beni hiç bırakmazlar. Kendilerinden çok severlerdi. Onlar olmadan yapamayacağıma inanırdım. Yaşayamayacağıma, nefes alamayacağıma. Ömrüm onları aramakla geçti. Şimdi birini bulmuş gibi mutluyum. Aylin... Efendim anne. Tamam. Tamam anne. Üzülme lütfen. Konuşuruz gelince. Tamam. Ailem kötü günler geçiriyor. Yeğenime birileri uyuşturucu hapse atmış. Okul önlerine kadar yayıldı bu bela.
Kim var dedim. Haçlı. Okul önlerinde çocuklara hap mı satıyorsun? Abi. Abi yok, yalan. Kimden alıyorsun hapları ha? Ben tanımam Haçlı. Yapma. Bundan sonra çocuklara hap satmayacaksın. Duydun mu? Duydum abi. Bu Haçlı kuralıdır. Anladın mı? Anladım abi. Abi, abi, Haçlı abi, yemin ederim bırak, bırak, ben yapmadım abi. Tekrar et. Ben Haçlı kurallarını çiğnedim. Ben Haçlı kurallarını çiğnedim. Bundan sonra çocuklara hap satmayacağım. Çocuklara hap satmayacağım. Çocuklara zarar verecek hiçbir şey yapmayacağım. Çocuklara zarar vermeyeceğim. Bu Haçlı kuralıdır. Bu Haçlı kuralıdır. Aferin. Abi. Abi ne yapıyorsun? Yapma abi. Şimdi bana isimleri ver bakalım. Benim gelmem doğru mu bilemiyorum. Kesinlikle. Emre'den gelmeyecek misin? Daha önce konuştuk bunları Roza. Ayşe Hanım'la karşılaşmak istemiyorum. Karşılaşmalısın bence. Gitme zamanı çoktan geldi. Onu hatırlatmış olursun Fenem. Aklını kullan, aklını. Aptallık etme. Bırak şu 18'lik genç kızlık edalarını ya. Sevginin kıymeti zor zamanlarda belli olur. Zırlayıp zırlayıp da daha çok sinirlerini bozmayın insanların. O ne biçim laf Eşref? Çocuk mu var senin karşında? Allah Allah. Tamam abla, tamam. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun Süleyman. Teşekkür ederim. Neyse ki kızımız iyi. İyi görünüyorsun. Sana iyi bakmışlar. Hepimize geçmiş olsun kardeşim. Sağ olasın. Geçmiş olsun Ayşe Hanım. Geçmiş olsun. Kızım kapıyı kapat. Sokağın pis kokusu içeri doldu. Buyurun içeri geçelim. Kötü günler geride kaldı Ayşe'cim. Sağ olasın. Ayşe abla. Senin de başın sağ olsun kızım. Duydum olanları. Hadi gelin yukarı çıkalım biz.
savcı olayların içine giriyor. Sorguya alınabilirsin. Dikkatli ol. Merhaba. Bu ne güzel sürpriz. Hoş geldin. Vaktin var mı? Rahatsız etmiyorum ya. Keşke hep böyle rahatsız olsam. Otursana. Yardımına ihtiyacım var Ali. Ne oldu? Kötü bir şey mi var yoksa? Hayır. Telaşlanma hemen. Geçen hafta trafik kazası geçiren bir aile getirildi hastaneye. Anne, baba ve küçücük bir kız çocuğu. Adı Asya. Ebeveynleri kaybettik. Ancak Asya'yı almaları için kimseye ulaşamadık. Kimi kimsesi var mı diye öğrenmemi istiyorsun. Eğer senin için zor olmayacaksa. Senin hiçbir isteğin benim için zor değildir. Ben kalkayım artık. Teşekkür ederim. Aylin. Neden benden kaçıyorsun? Bunu da nereden çıkarıyorsun? O zaman bu gününü bana ayır. Gerçekten işim var. Hastanede olmam lazım. Bak. Kaçıyorsun işte. O adam seni benden uzaklaştırdı. Ali, saçmalama. Doğru değil bu. Öyleyse seni özel bir yere götürmeme izin ver. Peki. Gerçekten mi? Evet. Yaşasın. Gel hadi. Ha, Ali bırak. Dur, ne yapıyorsun? Herkes bize bakıyor. Dursana. Düşüncelisin bakıyorum. Hayır, sizi bekliyordum. Nasılsın? İyiyim efendim, siz? Aferin, göreve iyi başladın. Teşekkür ederim. Ona çok yakın olacaksın. Yaptığı her şeyi, nereye gittiğini, kiminle görüştüğünü, ne yediğini, ne içtiğini bile rapor edeceksin. Artık ona güvenilmiyor mu? Görevi sorgulama eleman. Ne deniyorsa onu yap. Emredersiniz efendim. Ancak şunu bil. Esmer, artık ondan vazgeçemeyeceğimiz kadar tepeye çıktı. Ve de piramidi çökertecek kadar çok şey biliyor. Fakat duyguları görev bilincini baltalamaya başladı. Anlıyorum. Bu yüzden onun Ezos'u olarak gözün üstünde olacak. Emredersiniz efendim. Bundan sonra Ezo'yum. Onun gibi davranmalı, onun gibi düşünmeliyim. Oyunda meraklı sorular var mıydı Ali Bey? Kurallar çiğnenmek içindir, değil mi? Sen söylersen ben de söylerim. Ben senin resmini çektim beynimde. Seni düşündüm. Hep düşünüyorum Aylin. İnan bana.
Nazlı'dan sonra hayatıma kimse girmedi, biliyorsun. Ama sen, özellikle de son günlerde... Ali. Lütfen, izin ver devam edeyim. Ender'den ayrılacağını biliyorum. Ona daha fazla katlanamazsın. Benimle yeni bir hayat kur Aylin. Ali, ben çok şaşkınım. Bunları konuşmak için o kadar erken ki. Ya da çok geç demek istiyorsun. Sinan. Neden o değil mi? Gidelim artık. Merhaba aşkım. Ne var Ender ya? Ödümü kopardın. Eskiden böyle davranmazdın bana. Ölüyordun aşkımdan. Şimdi ne oldu? Ne istiyorsun Ender? Fazla vaktim yok, işim var. Yasemin. Ne oldu bize? Bize mi? Biz öyle mi? Bak Ender. Boşuna peşimde dolanma artık. Seni istemiyorum. Aylin seni istemiyorsa benim için de önemi yok. Bitti. Anlıyor musun? Bitti. Sen pislik. Şimdi anlıyorum. Bütün isteğin Aylin'le beni ayırmaktı değil mi? Senin derdin ben değil, Aylin'di. Benden bu kadar kolay kurtulamazsın. Duydun mu? İyi geceler. Hey hey, sakin ol. Kusura bakma. Ezon'a kavuştun. Neden hala şu doktorun kapısındasın? Pek memnun gibi değilsin. Eski coşkun yok. Oysa Ezon'un seni hayata döndüreceğini düşünüyordum. Bilmiyorum Şeref. Kafam karışık. Hayat böyle işte. İki aşk arasında mı kaldın yoksa? Unutma, sen Ezo'yu istiyordun. Ben sana onu buldum. Sözümü tuttum. Seninle vaktimi aşk konuşarak geçiremem. Bu kadar katı mısın gerçekten Şeref? Bu kadar uzak mısın sevgiye? Ben seçimimi çoktan yapmışım. Kimsenin hayatını da mahvetmek istemem. Benim Ezon'un hayatını mahvedeceğimi mi düşünüyorsun? Kim olduğu önemli değil. Aylin ya da Ezo. Aşk en büyük beladır. Hele bizim işte. Ben artık başka biri olmak istiyorum. Başka bir hayat kurmak istiyorum. Ezo'yla. Yeniden. Yeni baştan. Birlik toplantılarında nelerin konuşulduğundan hemen haberdar olmalıyım. Alınan kararları bize hemen bildirmelisin. Ve şimdi daha çok dikkat et kendine. Daha çok göz önündesin. Daha şüphelenecek yerdesin. Ezel'in adresi. Yolunu kaybetmekten kurtulursun.
güzelim ben. Düşünecek misin? İyi geceler Ali. Savaş istiyorsun he? Öyle mi? Sana savaş nasıl olurmuş göstereceğim. Bay Alexander, benim. Ben açarım. Yasemin? Hayrola bu saatte? Aylin... Beni kovmayacaksın değil mi? Yani bana hala kızgın olduğunu biliyorum ama... Beni tanımıyor musun? İstesem de yapamam böyle bir şey. Ben hak ettim galiba. Sen benim en iyi arkadaşımsın Aylin. Ben arkadaşlığımızı çok özlüyorum. Gel hadi. Aylin. Kızım kim geldi? Yasemin geldi anneciğim. İşte burada. Akşam akşam rahatsız ettim, kusura bakmayın. Lütfen sakin ol. Önemi yok. Değil, ikimiz de işin içindeyiz. Yeter ki hayır olsun. Ya affedersiniz, bir kol alabilir miyim? Annemin canı sıkkındı bugün, kusura bakma. Merak etme anneciğim, yok bir şey. Yasemin öylesine uğramış. Biz üst kata çıkıyoruz. İyi akşamlar. Abi yardım et. Abi yardım et. Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsun burada? Abi ne olur peşimdeler. Sakla beni abi, ne olur koru. Yine ne yaptın? Vallahi bir şey yapmadım. Şu tarafa git işte, şu tarafa. Tamam. Çık hadi yukarı, hadi saklan.
Sağ ol Sinan abi, sağ ol. Kaçma! Nereye kaçtı bu? Allah Allah, kayboldu gitti herif ya. Dur, kaçma! Gel buraya! Abi, buradan kaçabildi gördün mü? Yo, ne oldu? Ne olacak, bizim marketten sucuk salam çaldı abi. Neyse, şu yana bakalım, hadi! Hadi bakalım, hadi, çabuk olun! Hadi bulalım şunu, hadi! Kolay gelsin. Hadi yakalayalım. Yakalayınca falakayı yatırın da, bir daha yapmasın. Yine mi hırsızlık ha? Abi açtım ya. Sadece yiyecek. Yoksa malda, pulda, parada gözüm yok vallahi. Ne gözü doymaz herifsin. Abi, beni burada mı bırakacaksın? Hava da çok soğuk. Hem senin için ölüyordum biliyorsun. Adın neydi senin? Murat. Murat geldi deseniz. Olmaz. Haçlı abi. Olmaz. Dur dedim. Haçlı abi. Murat. Hadi gel. Gir içeri. Evde de sıkıntılı durumlar var galiba. Yok bir şey. Abim hayal olayını öğrenmiş. Evde tatsız bir tartışma yaşanmış. Geçen gün de kötü bir gece geçirmiştik zaten. Ah Aylin'cim, çok üzüldüm. Neyse, geçecek. Bu da geçecek, her şey gibi. Kendime çok kızıyorum. Sana destek olacakken Ender'in oyununa alet oldum. Ben koca bir aptalım. Önce sana olan aşkına inandırdı beni. Ama şimdi... Şimdi anladım ki... Ender hasta Aylin. Ne oldu boynuna? Ender yaptı. Sana gelmek üzere evden çıkmıştı. Arabama giderken birden belirdi. Seni ikna etmemi istiyor. Ayrılmak istemiyormuş. Olmaz dedim. Senin yüzünden aileni kaybediyordum dedi. Boynumu sıktı. Zor kurtardım kendimi. Hemen bir şeyler sürelim. Aylin. Boşa bu adamı. Hemen. Ender'in artık hayatımda yeri yok. Ya Ali? Sen benden daha samimisin Ali ile. Yanılıyor muyum? Yanılıyorsun. Birbirinizden hoşlandığınızı bilmiyorum mu sanıyorsun? O bugün çok garip şeyler söyledi. Yeni bir hayat kuralım gibi şeyler. Ne düşünüyorsun ki? Ben hiçbir şeyden emin değilim. Bu eve temizlikçi geliyor mu Sinan abi? Ne yapacaksın? Yani geliyorsa artık gelmeyebilir diyecektim. Benim elimden her iş gelir de. Buraya yerleşmeyeceksin. Hayal kurma. Ben bakarım. Geç yerine. Sen gelmeyince ben geleyim dedim. Hoş geldin. Esmer.
Esmer. Artık senden ayrı tek bir anım bile geçsin istemiyorum. Artık hiç bırakma. Bırakmayacağım Esu. Hoş geldin Nedret. Hoş bulduk. Aa. Kolay gelsin. Sağ ol. Anne. 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 Yavrum hoş geldin. Hoş bulduk annem. Gel gir 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 gir. Güzel kızım benim. Yine zahmet etmişsin. Neler aldın be kızım? Niye masraf ettin be yavrum? Ne masraf anacığım? Ne yapsam azdır sana. 3-5 parça bir şey işte. Nasıl yavrum? Çocuklar, kayınvalidenler, Timur nasıl? Herkes iyi anneciğim. Bir yaramazlık yok. Buraya geldiğinden haberleri var mı? Kızmasınlar sana yavrum. Timur'la kavga etmeyin sonra. Benimle görüşmeni istemezler onlar. Kim ne diyebilir? Annemi görmeye geldim. İzin mi alacaktın bir de gelirken? Sen takılma bunlara. Ne bileyim yavrum. Zengin insanlar onlar. Bizleri beğenmediler hiç, istemediler. Bunları kafana takıp da üzme kendini anacığım. Ana yüreği dayanır mı? Bilmem mi ne sıkıntılar çekip de bana söylemediğini. Davul bile dengi dengine. Uyuşamayız, mutlu olamazsın. Biz sana demedik mi? Bizi de seni de hor görürler diye. Dinletemedik. Anne. Mutsuz olduğunu anlamıyorum mu sanki? Gözlerim böyle mi bakardı eskiden? Ama yapacak bir şey yok artık. Var anne. Artık dayanamıyorum. Timur'a da o kendini beğenmiş annesine de. Ayrılacağım. Aa, ayrılırsan ne yaparsın? Çocuklarla burada mı yaşayacaksın? Sakın Nedi. Sakın aklından bile geçirme yavrum. Kızım. Kızım. Kaderim. Yanıyor yavrum. Neden geldik bu uğursuz şehre? Gelmeyecektim, seni de getirmeyecektim kuzum. Canım benim. Bak sen hele bir iyileş. Hele bir kendine gel. Oh, hemen gideceğiz buradan yavrum, hemen. Anne. Canım. Anne. Buradayım kaderim. Buradayım kızım, annen yanında. Kızım. Allah. Buyurun. Süleyman Bey ile görüşmek istiyorum. Avukat Ender Özgen deyin lütfen. Bir dakika. Avukat Ender Özgen geldi. Peki. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin becerikli avukat. Hoş bulduk efendim. Otur otur. Otur. Efendim o elim günden beri
kötü şeyler yaşadığınızı biliyorum. Gelmeyi çok istedim. Ancak bir türlü fırsat bulamadım. Özürlerimi kabul edin lütfen. Sen de pek iyi görünmüyorsun. Hayrola? Dertlerimle sizi sıkmak istemem. Küçük bir kaza diyelim. Efendim, benim asıl konuşmak istediğim mesele... ben sizinle çalışmak istiyorum. Gel oğlum, biz de laflıyorduk avukat beyle. Merhaba Sinan Bey. Merhaba. Günaydın efendim. Günaydın kızım. Şu rahatlığa bak. Rezil. Gece burada mı kaldın? Ah, günaydın Meral teyzeciğim. Evet, laflarken uyuyakalmışız. Aylin de göndermedi beni sonra. Aylin uyanmadı mı? Hastaneye gitti, bir işi varmış. Ama kahvaltıya yetişirim dedi. Kızımın hayatından da, etrafından da çekil. Anlayamadım. Bal gibi anladın. Ender'le aranızdakileri bilmiyor muyum sanıyorsun? Utanmıyor musun? Kızım seni arkadaşı sanıyor. Meral teyze... Sus. Sus ve Aylin'den o zehirli ellerini çek Yasemin. Eğer onu üzersen, sana bunu ödetirim. Günaydın. Günaydın canım. Nasılsın Yasemin? İyiyim efendim, sağ olun. Hadi buyurun kahvaltıya. Gel kızım, gel otur. Mersi. Kahvaltıya tam zamanında yetiştim. Hoş geldin kızım. Nereye gittin kızım? Hastanedeydim anne. Kahvaltıya bir misafir getirdim. Aa! Vay 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 vay. Bu prenses de kim böyle? Bu prensesin adı Asya. Ne güzel şeysin sen öyle. Polis Kader Hanım'ın ifadesini almak için sıkıştırıyor. Elimden geldiğince geciktiriyorum. Ancak... Ben hemen doktor raporuyla emniyete engel olabilirim. İstedikleri zaman gelebilirler. Rapora gerek yok. Geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Beni siz kurtarmışsınız. Hayatımı size borçluyum. Siz olmasaydınız, kim bilir başıma neler gelecekti. Geçmiş olsun. Ben avukat Ender Özgen. Hı hı, memnun oldum. Sen neden çıktın yataktan? Dinlenmen lazım Kader. Kader! Kader! Yardım edin! Kader! Anne! Kızım! Anne! 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 Çur 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 çur. Aç bakalım ağzını. Al bakalım. Aferin sana. Pardon. Sütümüzü de içelim. Hı. Güzel, aferin. Çabuk olun, çabuk.
Efendim? Hemen gelebilir misin? Yavaş, kapıyı açın. Yavaş. Acil bir durum var. Lütfen çabuk ol. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Yakında maaş alacağım senden. Kadrolu doktorun oldum senin. Senin ne işin var burada? Merhaba Aylin. Ender, senin burada ne işin var? Aylin... Siz üst kata çıkın doktor hanım. Aylin. Kızım, kaderim. Allah'ım ya Rabbim. Kader. Allah'ım. Gel doktor hanım, gel. Hoş geldin. Doktor hanım. Geçmiş olsun. Lütfen kurtar kızımı. Neler olduğunu anlatın bana lütfen. Kurtarın kızımı. Hiç merak etmeyin. Sakin olun. Tamam canım, tamam. Gel şöyle, gel bak. Tamam canım. Tamam, tamam. Sakin ol. Tamam. Sakin ol Hatice. Tamam, sakin ol. Geçti. Şşş, tamam, tamam. Sakin ol. Sakin ol canım. İsmail, ömrüm bu anı beklemekle geçti. Gel. Buyurun, beni çağırtmışsınız. Oturun. Sizinle konuşmak istedim. Çünkü kanlı düğün davasını incelerken çok ilginç şeylerle karşılaştım. Sizi dinliyorum. Nedir o ilginç şeyler? Neden sürekli engelleniyorum? Anlamadım. Anlatayım. Seninle ilgili her türlü araştırma, bilgi ve destek isteklerim geri çevriliyor. Engellerle karşılaşıyorum. Kimsin sen? Kimlerin arkasına saklanıyorsun? Kim koruyor seni? Ben başarılı, işini iyi yapan bir emniyet mensubuyum. Bu yüzden de sevilir ve korunurum savcı bey. Bunda şaşıracak ne var? Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin savcısıyım. Ve görevini kötüye kullanan bir emniyet mensubunu açığa alamıyorum. Hakkında hiçbir işlem yapamıyorum. Bunun sevilmekle ilgisi yok. Ama başka bir gücün koruması altında olduğun kesin. Ne demek istediğinizi anlamıyorum. Eğer söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa izninizi istiyorum. Söyleyecek bir şeyim yok. Ancak yapacağım çok şey var. Şimdi gidebilirsin. Teşekkür ederim. Ama bu iş burada bitmeyecek. Başına bir şey gelmeyecek sanıyorsun değil mi? İyi günler Sayın Savcı. Evet, şimdi çıktım. Anlaşıldı. Tamam, gidiyorum şimdi.
Aşağıda haber bekliyorlar. O da aşağıda mı? Gönderdim, merak etme. Hadi. Kızım nasıl doktor hanım? Sanırım yabancı bir madde verilmiş vücuduna. Kolunda da iğne izleri var. Ancak tahlil yapmadan ne olduğunu bilemeyiz değil mi? Hastaneye mi yatırmalı? Hastane olmaz. Ben kan örneklerini aldım. Tahlil için vereceğim laboratuvara, merak etmeyin. Rahatlatıcı bir iğne yaptım. Bütün gece huzurla uyuyacak. Sağ ol doktor hanım. Hadi sofraya gelin, yemek hazır. Ben gideyim. Olmaz öyle şey. Hep birlikte bir yemek yemeden bir yere gidemezsin. Buyurun. Efendim, emniyet amiri Ali Akçu sizi görmek istiyor. Yine mi bu herif? Efendim, bir dakika. İyi akşamlar. Aylin. İyi akşamlar Ali. Buraya her canınız istediğinde elinizi kolunuzu sallayıp gelemezsiniz. Ben görevimi yapmaya geldim. Kızınızın ifadesini almalıyım. Ben size yardımcı olayım. Buyurun. Çek ellerini üstümden. İfadeni sonra almaya gel. Şu anda kimse müsait değil. Senden emir mi alacağım? Emretmiyorum. Git şimdi buradan. Ailenin burada ne işi var? Bu pis aleme onu da mı çekmeye çalışıyorsun? Ona da mı zarar vereceksin? Ben onu senden daha çok düşünürüm. O yüzden mi katillerin masasında oturuyor? Ben katil falan değilim. Saatlerce yerlerde yuvarlanır, yumruklaşır, kolumuzu kaldıracak halimiz kalmayıncaya dek dövüşürdük. Kiminle? En yakın arkadaşımla. Görüşmüyor musun? İstesem de göremem onu. Yok. Öldü. Bu dünyadaki en mert çocuktu. Adı Esmer'di. Hadi Ali, hadi.